Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Memoş yani benim kocişkomla birlikte bebeğimize kalan eksik eşyalarımızın alışverişini yapacağız. Zaten biliyorsunuz ki sizden gelen hediyeler videosunda bebeğimize birçok şey gelmişti. Eksiklerimiz vardı. Şimdi girip eksiklerimizi alacağız. Umarım güzel bir video olur. Umarım beğenirsiniz. İnşallah kredi kartının yanına almışsındır aşkım. Sen ödemeyecek miydin? Eskiden öyle demişti. Eskiden de. Hadi gel. Hadi gel. Bunlar çok güzel. Buna baksana. Aşkım o bizim oğlan için büyük değil mi? Sepet al, sepet al. Koş. Hadi koş. Ece sen beni arabayı taşıtmak için getirmişsin. Ben anladım şimdi. Bir de kart için. Benim kartıma kadar limit yok. Annem cüzdanımı makineye atmış aşkım. Buradan almıştık değil mi oluşuma? Evet. Bundan almıştık geçen geldiğimizde. Ya bundan alacağım. Bundan alacağım pijama. Al. Yeni doğan mı bu? Evet, yeni doğan 3 ay. Gel. Gel Memoş, gel. Ya bunu alalım mı? Alalım. Bu kaç? 18 ay diyor ama bu. Bizim büyük. Büyük ya. Ama bizimki zaten 9 aya geldi ya. Ya sersem tavuk musun desin. Duydunuz mu ne dediğini? Ben ne bileyim aşkım. Bunu duymamazlıktan geliyorum, okey? Bu neymiş ki? Ay yok, çirkin bir şey bu be. Eğilemiyorum da. Sen bakmak istediklerini bana söyle, ben eğilirim. Ya kahramanım, çok tatlısın. Ya bunlar da pek güzel şeyler de değil ama sen. Sen ne bu be? Rahat etmez misin? Rahat ederim de. Sonra çok dalga geçiyorlar nene gibi giyiniyorsun diye. Ama hamilesin, yani olmuyor ki bir şey. Baksana, sen de haklısın. Elim girmiyor arasına. İyi alayım bari, evde bari uyurken giyerim. Large diyor da geniş olsun, boşver geniş olsun, bizim olsun. Yok, yeni doğan nerede büyük yazıyor aşkım? Yeni doğan değil ki bunlar, çok büyük. 9. ayında giysin diye alalım mı? Bakın. Nerede? Ha, 12 ay yazıyor. 9'u var bunun bir de. 6'sı da var da. 6'sını al o zaman. 9. Aa, bu 6 tamam. Başardık. Gidelim Gaffur. Oğluşuma don alsak mı? Don giymiyor ki. Giyiyor mu? Aşkım bu... Arkadaşlar bu... bebek don giyer mi acaba ya? Bilmiyorum. Kaynanışkomu arayıp sorsak mı? Yok, arama. Dalga mı geçer bizle? Bu kaç yaş? 1 yaş diyor. O zaman şimdi almıyor. Olmaz aşkım bizim. Oyuncak mı alsak acaba? Hiç oyuncağı yok oğluşumun. Ya hiç. Bunlar büyük aşkım, büyük şeyler. Ne alacağımızı bilmeden öyle çıkarsak böyle de kalırız yani. Ama bak bunlar falan. Oğlumu bebeklerle falan oynatmayı düşünme sakın da. Oyuncakların cinsiyeti olmaz, okey? Okey mi? Yani araba da almazsın yeni doğan çocuğu, anladın mı? Onu da yapmazsın yani. O kadar da değil. Aa, puset almamız gerekiyor. En güzeli hangisi? Otokoltu. Ben anlamam ki. Bu ne? Ben nereden bileyim aşkım? Arabamıza mı alıyoruz bunu? Arabanın kendiliğinden pusetli olanları var ya. Ha, bebek arabasının. Çok mantıklı. Ama ondan önce salıncak almayalım mı? Salıncak, evet, otomatik salıncak istiyorum. Kendi kendine sallasın yani. Ben sürekli zırt pırt sallayamam ben. O kadar da değil yani. Ben sallarım. Otomatik kendi sallayan. Bak güzelmiş bu. O kendi mi sallıyor? Alalım. Yani bundansa bu daha iyi yani uyuması için. Yana sallanıyor ya. Hı hı. Tamam, çağıralım bunu. Bundan versin tamam. Bize bir tane. Böyle bir şey alıyoruz galiba arkadaşlar. Bu kendiliğinden sallanan mı? Evet, kendinden sallan. Tamam, bundan bir tane alabilir miyim? Tabii, stoğu kontrol etmem gerekecek. Şimdi pusetli bebek arabası. Ama bize kimse yardım etmiyor. Ne ilgisiz bir mağazasınız siz be. Ben şöyle bir bakayım. Fiyatı pahalı olan her zaman kalitelidir. Pardon, siz burada mı çalışıyorsunuz acaba? Bizim birkaç tane ricamız olacaktı. Pusetli el arabası, çocuk bebek arabası, bebek pusetli. Evet, var mıdır? Ama iyisinden, en güzelinden. Mama sopaslar var. Segment olarak aynı segmente sahip. Bunlar pusetli gibi ama. Pusetli mi bunlar? Biz direkt pusetli soruyoruz aslında da galiba şöyle... Yani puset bağlayabiliyorsunuz ama. Yani şey, hem yer kaplamasın diye atıyorum. Arkadaşlar bu adam da bilmiyor galiba. Ben bilmiyorum tamam da sen nasıl şöyle bilmiyorsun? Olacak. Yani ister ayrı ayrı olun, ister ana kucağıyla beraber set olun. Tamamen size kalmış. Arkadaşlar ben aynı hamileyim, bana darlanma geliyor. Bunlarda da aynı. Yani. Bunda da gene şu üst kısmı çıkarıyorsun sadece. Mama sandalyesi bakıyoruz arkadaşlar şimdi de. Ben bununla o mavi arasında kaldım ama mavi daha asil duruyor gibime geldi. Sen ne düşünürsün bilmiyorum hayatım. Ama bunun tezgahı daha büyük.
Yük olsa ne sanki çocuk bu kadar yiyecek. Tamam o zaman. Ama bunu beğendiysen bunu alalım. Yo o olsun tamam. Bunu alalım. Hem onun şeyi deri ya buraları. Temizlenmesi güzel olur bir de şey daha yumuşak. Daha yumuşak. Tamam bunu da alalım. Ben de ne seçtim? Şu yürüteç seçtim. Aşkım yürütece daha çok var. Abi bir şey diyeceğim bu arada bak bak. Bizim odamızda yatak olacak ya. Var anne yanı yatağımızı gönderdiler ya hediye olarak. Ne? Anne yanı beşiğimiz var. Böyle. Bundan değil anne yanı beşiğimiz var bizim. Biz bence böyle bir şey alalım. Ben onları hiç beğenmedim. Çok dandik duruyor. Dandik değil onlar. Çok güzel ortopedik. Niye biliyor musun? Çünkü bizim zaten bebeğimizin yatağı var. Tamam, o anne kalın. Yanı dediğim bizim yanımızda duracak ama bebeğin zaten yatağı var. Yani bunun yerine geçecek bir yatağı var zaten. Tamam yaptık da. Ya. Şey olana kadar bence böyle bir şey alınsa daha iyi. Bak mı? Anne yanı yatağımız var. Tamam salıncak da plastik alacağız. Aşkım dandik ya. Ona mı yatırtacaksın çocuğu? Değil. Ortopedik o. Ayrıca salıncağımız da var. Bunu hiç kullanmayız bile. Vallahi beni dinlesen. Sen beni dinle. Keşke bilen biriyle gelseydim ya. Biz bebeğe yatağı büyük aldık. 1,5 kişilik aldık bebeğe yatağı arkadaşlar. 6 aydan sonra ona geçecekler. Oğlum babasıyla aşk yaşadığı için arkadaşlar. Büyük yatak aldık biz beraber uyuyacağız. Anası da artık evde nerede yatmak istersin. Bu ne çanta ki bu? Allah aşkına arkadaşlar 2000 lira bu ne bu? Ne bu ne? Ne işe yarıyorsun tam olarak bilmiyorum. Ama kendini bako falan sanmış. Olmaz. Almam seni kusura bakma. Bizim zaten çantamız var. Ben bununla oynarım ki. Alışımı alıyorum diye mevaşı kandırıp ondan sonra ta 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 öldün çık. Bunlardan almak için erken değil mi? Memoş hemen alır biliyorum da bunlar için çok erken. Gelin yetişin. Yalnız şey bu olacak ama pembeli ya bu. Bunun erkek yani, için olan olması farklı lazım. Farklı renkleri de olması lazım. Farklı renklerine bakarız isterseniz. Çünkü bizim erkek oğlumuz ama yani. Farklı renkleri var normalde zaten. Pembe olmaz. Bunlar da şöyle zaten. Kaç kiloya kadar kullanabiliyor bunu? Şimdi bunlar da şöyle. Standıyla beraber 9-10 kiloya kadar kullanabiliyorsunuz. 10 kilodan sonra çocuk ağırlığı aşağı için şunu çıkartıyorsunuz. Çünkü belli bir aydan sonra çocuk kilo olarak ağırlaşacak. Sallaması yavaşlayacak. Bu şekilde de yaklaşık 12-13 kiloya kadar kullanabiliyorsunuz. Sadece bunda şöyle bir şey olacak. Bu çöp oluyor o zaman. Yani onu kullanamayabilirsiniz dediğim gibi hani gerçi onda da gene aynı standart 12-13 kiloya kadar kullanırsınız ama çocuğun hani kilosuna göre bazı ürünlerde yavaş sallayabiliyor. Ben de bunu aldım. Bu arada bizim sepetimiz nerede? Orada. Sepetimizi kaybetmiş. Allah'ım işte yani sorumsuzluk başka hiçbir şey değil. Sepeti bırakmış gitmiş arkadaşlar. Yani ben bu halimle bu sepeti taşımak zorunda kalıyorum. Neyse ya neyse. Neyse. Orada eğlensin biz gidelim. Kaçma gel. Bak sen benim mikrofonumu kapatıp duruyorsun. Buldum. Havuz. Aşkım daha dur doğmadı ya. O zaman şey almamız lazım. Küvet gibi bir şey var ya bebeği şimdi banyo şey, yaptırmak şimdi için. İleride onu biraz onu almamız alalım. Lazım. Hatta şimdi ona gidelim adam çünkü gitti mi gelmiyor. Beni az önce bankadan aradılar. Sen kredi kartını 6 aydır kullanmıyorsun. Acaba kayıp mı ettiler falan diye sordular. 6 aydır hiçbir işlem olmuyormuş. Dedi ki yaşıyor mu Ece Hanım dediler. Ben de dedim yaşıyor. Dedi kartını hiç dedi çok aktif kullanıyorsun. Sonra son birkaç aydır hiç kartı post işlemlerinde kullanmadım. Hamileyim sahne yapmama da bazıları izin vermiyor. Param yok. Ne olmuş yani iki tane puset aldın öldün mü oğluma? Ben mi alacağım? Üzdüm işte sen. Herkes de zaten diyor zengin kocaya kakaladın kendini diyorlar. Sen de böyle söyledin ben de bir daha. İyi bunlar yapmışsın. Da son bir daha da sana bir şey almam. Aa, senden İyi yapmış bir şey almam. İyi yapmış ama bunları mıyım? Al sonra son tamam mı? İyi yapmış mıyım? İyi yapmışsın. Bana öyle davrandın al işte. Şimdi herkes yazacak kakalak Ece diye. İyi de şaka yaptığımı bilmiyorlarsa o zaman bir şey diyeceğim şurada. Vicdan azabı çekiyor musun ağladım diye? Zaten çok ağlamam gelmemişti yani. Yalandan yaptığını biliyorum ben senin var ciğerine kadar öğrendim artık. O zaman duş şeyi almaya gidelim hadi gel. Ne? Duş şeyi almaya gidelim. O adam gittik zannedecek getirmeyecek bizi bekletecek bak bir daha. Yok yok bekletmez gel.
bezlerimiz var ama yeni doğan bezi almamız lazımmış. Arkadaşlar böyle bir şey varmış. Ben geçen birkaç hafta önce dayımın kızı doğdu. Onda şey vardı işte poposundan düşüyordu sürekli yeni doğan bezi. O yüzden prematüre bezi almak gerekiyormuş. Biliyor muydun bunu? Prematüre küçük bebek demek mi? Evet. Ama bizimki küçük mü? Evet şu an küçücük. Şu an 2 kilo 45 santim falan. Sen oğluma büyük bez al o çünkü Tosun doğacak. Sen yine büyük konuşma. Yeni doğan bezimiz var, prematüre yok. Ama ben neyse lazım olursa o anda alırız. Sanki kıtlık var ha. Valla. Arkadaşlar Ece gerçek şivesiyle konuştu boğulma şimdi. Boğulma önleyici yastık da ne? Bu ne? Renk olarak elimizde pembe ve gri rengi var. O renginden isterseniz onda şeydeki gibi... Zaten hiçbir şey yok şey aşkım. O puset de yok. Sen ağabey alasın eve göndersin. Tamam. Bilerekten ağladım. Kendimi dedim üzülmüş gibi yapayım ama kimse beni takmadı. Çünkü tam ağlamam gelmedi arkadaşlar. Neyse gidelim. Aa tuvalet. Bu ne böyle? Çok çirkinler. Daha elit yok mu böyle siyah böyle mat siyah falan? Gerçekten yok mu yani inanamıyorum. Bu ne böyle? İnsanın buna yapası gelmez güler yani. Bunu yapamayız maalesef. Aşkım bir sürü sallanan şey aldık yeter artık kusacak çocuk. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim odamız için şöyle bir yatak bize şart. Evdeki bu anne yanını sen görmedin. Ben story attım sadece. Ben o ortada yok şu an kalkın. Çok kalkın. Dandik duruyor aşkım. Değil diyorum değil biliyorum. Ben dandik bir şey oğlumu yatırır mıyım ya? Yani. Bir tek sen her şey. Her şey senin oğlun zaten. Benim hiç oğlum değil. Hep senin oğlun. Gel alt küvet alacağız düşünme. Gel alt değiştirme bezi şeyi alalım. Aldım. Hani? Evde. İyi de ona diyelim tuvaletini kaçırdın. Ne olacak sonra? Benim bahsettiklerim zaten kullanat. Ya çok mu aldın? Kullanıyorsun atıyorsun çöpe yenisini kullanıyorsun. Böyle bunlar gibi 24 kere yıkayıp elinde çitleyip yapmıyorsun. Tamam aferin. Sinirleniyor mu ya? Bundan var benim evde. Aldın mı? Hepsini aldım ya. Bak hiçbir şeyden haberin yok. Hey! Ama pembe aldım yanlışlıkla. Gariban Mehmet sabahtan akşama kadar çalışıyor. Ne yapsın? Nereden alıyorsun? Sonunda aklımda internette nasıl bir yara versin. Arabada bebek var şeyi takar mısın? Ben bebekmişim şakacıktan. Al işte bebek banyo seti. Bu değil mi? Ben mi? Doğru biliyorum evet. Tamam bu. Ama bunun bir de filesi olması lazım. İçinde mi acaba? Filesi yok mu ya bunun? Şey ne aşkım? Ne yaptın arkamdan yine dedikodu mu yaptın? Hiçbir şey demedim ya. Sen zıbın bul bunu da alayım. Bırak ben alırım. Ay sağ ol yani. Bunun içinde ne var farkı ne? Ayaklısı budur herhalde. Mehmet help. Efendim? Bu daha güzel bu. Filesi var süngeri var maşrapa ne ya. Buna hepsi var bunu alalım. Bu daha güzel. Yine geldik zurnanın zırt dediği yere yani. Bunlar değil mi? Hayır, bunun bir de atlet gibi olanını diyorsun değil mi kanka? Beyaz atlet gibi olanları var. Ama bu mağazada çalışan yok. Hiç memnun kalmadım. Buradan ebeveye sesleniyorum. Kurtköy Viaport şubenizde gerçekten çalışan yok. Yani kusura bakmayın pardon da yani ayıp. Bir şeyden de şikayetçi olma hadi. Ya nasıl şikayetçi olma? Yok yani. Yok al. Bulamıyoruz. Arkadaşlar zıbınlar aldım. Az önce bir teknik aksaklıktan dolayı alırken çekemedik. 10 tane 3 aylık zıbını aldım. Yine aynı şekilde yarım kollu, ince kollu falan filan. 2 tane de 6 aylık aldım. Bunları da çantamızın içine tıkıyoruz. Mehmet'in yeğeni var bir tane. Ona da bunları aldık. Dikini aldık. Ve geçiyoruz. Gel Memoş. Şey önlüklerden istiyorum. Bir tane TikTok'ta gördüm keşfette. Ve... karar verdim onu almaya. Şuraya önlüğü takıyorsunuz arkadaşlar. Önüne düşüyor. Sonra önünden çıkarıp yiyor. İğrenç. Ama bir şey diyeceğim. Bu çok pislik tutar. Biliyor musun? Evet işte iğrenç. Evet. Ama çok önemliymiş. Bebeğin ince motorunun gelişmesi için böyle alıyor bir şeyler yapıyor. Eviriyor, çeviriyor falan. O yüzden almak lazım. Anladın mı? Bence de iğrenç. Katılıyorum sana. Ben asla yemem. Ama bebek pis yani. Yerden merden toplayacağını oradan toplasın aşkım. Bunlar da şey yeni var doğan mı? Var yeni mı? Doğan vesaire. O elindeki yeni doğan onları ilerleyen zamanlarda ucunu değiştiriyorsunuz. Sen uçlarını verebilir misiniz? Tabii. Ben onu cam istiyorum. Plastik mi? Plastik. Plastik olsun cam ağır oluyor çünkü. Bir de düşer müşer kafasına. Kafası kırılır. Yeni doğan için genelde daha sağlıklı olduğu için cam tamam, camını alalım. Plastik. Üstlerinde isterseniz o
musunuz? Cam benim, büyükse plastik benim. Vakumlu tabak, bunu da TikTok'ta görmüştüm. Allah'ım, TikTok sayesinde çocuk büyütüyoruz resmen. Vakumlu tabak mı? Bunun bir de kaşığı var, böyle oynuyor. Bebeğin ağzını şey yapmıyor. Acıtmıyor. Vakumlu tabak, evet. Diş kaşıyıcısı aldın mı? Diş kaşıyıcısı aldım bir tane. Yok, şey. Onlar silikon mama şey. Yeni doğan. Bunlar yeni doğana kaşıkla ne vereceğiz aşkım? 6 aydan sonra kullanılıyor bunlar. Ay şapşık ya. Kaşıkla ne verebilirsin ki yeni doğan bebeğe? Tamam, hangi renk olsun bu olsun o zaman. Mavisinden alalım bak bunlardan. Çünkü tabak da mavi. Tamam, ikisinden de alalım. Bir tane onu al, bir de bunu alalım. Tamam, hepsini alalım. Bırak. Buna eskiden bir reklamı vardı. Popolin hatırlıyor musun? Kaşık aldık. Şimdi Memoş'a soracağım. Sen bunu hatırlıyor musun, Popolin? Küçükken reklamları vardı. Popolin, Popoya. Hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Bu arada şampuan falan almamız pişik gerekiyor. Pişik kremi. Evet, pişik kremimiz var. Hı? Bu da bebek kolonyası. Tamam. Bebe yağı da alalım o zaman. Bir de vazelin alalım, o kadar. Şey lazım ya. Bu bebek havayı yumuşatıyor ya, bir şey, bir makine. Buhar makinesi. Evet. Hemen. Ne ki bu? Hani ürünleri dezenfekte etmiş. Ha, kullanmadan önce. Evet. Tamam, alalım. Bunu da alalım. Hayatımda hiç bu kadar buyurun. Uzun süre ayakta durmamıştım. Ya. Ayaklarım ağrıyor. Bunu buraya park edeyim, giderken alırız. Ateş ölçme cihazı. Ama hangisi iyi bilmiyorum. Brown'kiler ya, ne iyi. Seç birini alsan. Bunu da sen seç yani. Bunu da sen başar yani. Nasıl alacağız? Hiç anlamam. Kulağa sokulandan mı yoksa direkt alnına tutulandan mı? Bunlar daha şey değil mi? Daha işe yarar değil mi? Koltuk altı. Bir şey demedim aşkım. Gerçekten bunu mu layık gördün oluşumu? Hayır, koltuk altı her zaman daha gerçek çözüm. Alnı tutulandan var mı? Var. Brown'da var. Tamam, hangisi? Güvel'de var. Hani Brown? Şunlar. Ha, tamam, bir tane alabilir miyim? Tabii, ben getireyim, içeride varsa kapalısı. Hangisini istiyorsunuz? Beyaz. Siyah olsun. Tamamdır. Ne ölçüyor bu ele 2 milyara? Onlar aynı zamanda şey, mama falan da ölçebiliyor. Hissediyor herhalde. Evet, ve şey var, yaşı ayarı yok. Var. Şöyle aylık ayarına göre şimdi 3 ay üstüne 37 derecenin üstün normalken bebekler için normal değil. Tamam. Onun arkadaşlar için. Tutmanıza gerek yok. Oğlumun ateşi çıktığında kendiliğinden ötüyormuş zaten. Öyleymiş. Bir de şey lazım ha, telsiz. Hanım bakar mısın? Ece Hanım. Gene ne aldın ya? Kanguru aldım. Gerçekten ihtiyacı olacak bir şey aldım. Kepçe kulak önleyici uyku bandı. Ya oğlum, beni bana benzerse kepçe falan olmaz. Bu ya bana benzerse Mehmet? Sen dedin ya ucuzunu alıyorsun diye. Bunu aldım. Bu yatağın... Ya ben şakacıktan öyle dinle. Söyledim. Çekmecede ya bu. Oğlunun ateşi çıktığında hissediyor, ötüyormuş. O kadar iyi yani. Ya ben şakacıktan öyle söyledim. Bu da gaz yastığı. Bir de güneş kremi bakacaktım. Bu kadar çok şey aldık ya, indirim olacak. Kadın gitmiş. O değil de güneş kremlerini kilitlemişler artık gelen zamlardan sonra. Farkında mısınız? İstiyorsan ben açarım bunu. Kilitlemişler. Ya bak, bir şey yaptırma sakın, alarm alarm çaldırtma, rezil oluyoruz. Bunun ki sümüğü falan çekmek için. Evet, çok haklısın. Çok haklısın. Evet, gerçekten kadın gitti ya. Ne güzel veriyordu ne istesek. Şey, sümük şeyi de verir misiniz? Çeken şey var ya. Onda hem elektronik var. Bayağı elektronik bir aile olduk. Onu artık normaline alalım. Havalı nefesle var. Çekilen var ya. Yani, nefesle değil, göstereyim. Böyle pompa... Nefesli olan da var. Nefesli olan da var. Ben göstereyim size. Uzak mı? İşine gelince yok işte, oğlumun sümüğünü yerim, yok bilmem ne yerim. Ye de göreyim bakalım. Yine yerim. Elektronik. Bunu alayım ben en iyisi. Sen burnun şey takma ya, gel bir deneyelim. Birincisi burnum takma değil, estetik. İkincisi nefesli olandan alsak daha iyi olur. Hayır, bu aynı şey aşkım. Bir çekiyorum sümük için. Aynı değil. Biliyorum. Yengemin dedim ya doğumunda, gördüm. Bu o kadar işe yaramıyor. Ama biz şeyde kullanmıştık bunu, Ece ile Esra'da. Ondan da alalım biz de. Yemek listesine getireyim mi? Evet. Bir de bir şey daha söyledin sen sanki, hatırlıyor musun? Yok, bir şey söylemedim. Hadi gidelim artık.
Heh tamam, emzirme yastığı. Şey, onlara bir bakabilir miyim? Ne onlar? Bu açtığınız ürün. Açtı. Onu yedek ya, baktınız ya o yüzden. Açtığımı getirdiniz he? Hayır. He. Kapanışımı getirdim tamam. Lütfen. Teşekkür ederiz. Canım, bu da onun yedek bitti. Artık gidelim. Vallahi emzirme çok yastığı da alıp gidebiliriz. Hangisini önerirsiniz emzirme yastığı olarak? Şunu alayım. Eylemedim, kusura ben bakmayın. Teşekkür ederim. Bu kadar. Ve son olarak süt ve mama kabı da aldık arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Hadi aşkım. Hadi. Seni böyle ilerleteceğim. Aşkım, o değil, sancım geldi galiba. Yok, gelmemiştir. Gözünü tuttum, böyle götürdüm. Ya bir sana. Çık ya. Gerçekten karnımda ağrı var sabahtan beri. Ya bu kadar ayakta durursan normaldir. Doğuracak mıyım? Doğurmam herhalde ya, hemencecik niye doğrayım? Siz zaten mama falan alalım mı? Hayır. Çünkü bazen süt yetmediği zaman tamam, mama takviyesi gerekiyor. O zaman yaparız. Mama alıyor muyuz, almıyor muyuz? 1, 2, 3. Taş, kağıt, makas. Ya soymadan yaptın, sayılmaz. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Almıyoruz. bir de şey yapalım, hesabı kim ödeyeceği de yapalım, hadi gel. Taş, kağıt. Bak, kulağını çekerim. Hayır. Taş, kağıt. Benim kartımı annem yıkamış makinede. Öderim lan. Sana kilitleyeceğim, hiç kaçarın yok. Çünkü sabah konuşmuştuk. Kilitleyeceğim değil, ben oğlumu alıyorum. Hayır, ben kilitliyorum. Benim yani, oğlum çünkü en çok. Bizim premium bir sürü şey vardı kasada. Evet. Şeylerimiz burada. Premium olduğumuz için onları bizi direkt kasa açtı. Ben. Yok. İlk çocuğumuz çünkü. Henüz üyelik yapmadık. Ne oldu? Üyeliğimiz yok çünkü ilk defa çocuğumuz oldu. Yapalım. 543. Yiğit Miran bilir olsun adına. En önemlisi kepçe kulak önleyici uyku bandıydı. Çok şükür, Allah'ıma şükürler olsun ki bunu alabildik arkadaşlar. Arkadaşlar, buradan çıktıktan sonra da Ece'yi gülme kursuna götüreceğim. Bunu kendime aldım aslında, biliyor musun? İyi yapmışsın. İyi yapmış mıyım? Şey, kasa kapandı aşkım, hadi gel. Bunun başka rengini mi aldık biz yoksa? Aldık, her rengini aldık, hadi. Her rengini nasıl aldık? Bunları hiç almadık, aldık mı? Ama bunun elektriklisini aldık. Ece, poşetler misin gülüm? Gülüm mü? Bana gülüm deme, güller solar, bana plastik çiçeğim de. Biraz da panik halindeyim çünkü Mehmet'in böyle olduğuna bakmayın. Mehmet para harcadığı zaman 3 gün suratı asık oluyor böyle, cebinden para çıktığı zaman. O yüzden şu an gerçekten panik halindeyim. İnşallah indirimli bir şey çıkar. Yani 20 bin tutar mı bilmiyorum. Tutar 20 mı? Bin mi? Daha mı fazla? 40 milyar. O zaman buradan bir ulusa sesleniş yapmak istiyorum. Onu unuttuk. Biz Allah'a çok şükür altından kalkabiliyoruz. Ama bebek eşyaları falan gerçekten çok bu? Bağlı. Allah yardımcınız olsun yani, maddi ya, durumu normal olanlar falan gerçekten çok zor. Allah yardımcınız olsun. Biz çok şükür altından kalkabiliyoruz ama muhtemelen herkes kalkamıyordur. Çok zor. Vallahi zor. Üzüldüm. Ne kadarmış? Bak, kendimi büyüğü hazırladım ya, küçük çıktı, ben morallendim ha. Nereye bu götüreyim seni? Boğaza götüreyim mi yani? Söyleyeyim mi? Söyleyin lütfen. Ama şey, yani şu an bekliyorum. Tane tane söyleyin de Ece heyecanlanmasın. Şöyle 22.022 lira. 40 değilmiş. İşte diyorum ya, kendimi 40'a göre hazırlamıştım ben. Beyaz Badiler'de Aptal Köşe'de kampanyası var. 6 lira oradan bir indirim. Peki bir şey söyleyeceğim. Anne giyim ürünlerinde de 3 adet köyde kampanyası var. Sanırım siz 2 tane aldınız, bir ürün daha alabilirsiniz. Ücreti yansımayacak. Bedavaymış aslında aşkım. Ben şimdi size kartı versem, siz bu kart olmuyor deseniz de Ece kendi kartını verse olur mu? Bir bana bak. Kart versene geçeyim. Benimkine mi? Seninki bende değil ki. Toplamda 22.113 lira 6 kuruş. 89.99 anne giyim ürününden indirimimiz oldu. İyi misin? Kendini nasıl i̇yiyim, hissediyorsun? İyiyim. En azından 40 bin değil.
Evet arkadaşlar, bugün biliyorsunuz çok güzel bir alışveriş yaptık. Biraz Memoş korktu doğrusu 40.000 TL tutacak diye. Çünkü yok, kendi kafasında öyle hesaplamış. Ondan sonra 22.000 TL tuttu. Düşük çıktığında mutlu olayım diye. Her şeyin en iyisini almaya çalıştık ve 22.000 TL tuttu. Daha fazla bekliyorduk. Allah'tan uygun tuttu değil mi? Gerçekten hiçbir şeyimizi eksik bırakmadan bir aldık. Şey var ya, çıkıntı var şurada. Mehmet ama o kadar çok şey aldık ki uygun bence. İyi. Yani aldığımıza göre uygun. İhtiyacımız olan her şeyi neyse, aldık. Bugününü bana ayırdığın için teşekkür ederim. Ne demek, her zaman. Ben seni hayatıma ayırdım salak. Salak mı? Salak şey. Öyle yani arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlarda bizden istediğiniz tarzda videoları söylerseniz çok mutlu olurum. Tekrar tekrar söylüyorum, Mehmet kaba değil. Mehmet şey de değil. Mizacım böyle arkadaşlar. Mizacı böyle. Ya da beni sevmiyor da değil. Sevmiyorsan söyle lan, ayrılırız ki. Seviyor mu, sevmiyor mu? Seviyorum. Ya salak. Mehmet'in mizacı böyle olduğu için bazen yanlış anlıyorsunuz ama aslında çok tatlı. Neyse, dediğim gibi hepinizi öpüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bebek Odası vlogunda görüşürüz.